Osmanlı'nın kahraman Türk askerinin buradan gidişi, hiç dinmeyecek savaşların kan, gözyaşı ve kargaşanın da başlangıcıydı aslında. Kudüs'ün elimizden çıkışı, tarihin akışını neredeyse ters yüz etmiştir. Tarihin en önemli olaylarından biri olarak görülen, Türklerin Kudüs'ten çekilişi unutulmayacak bir destan gibidir. Bir kısım tarihçiler, Birinci Dünya Savaşı'na paylaşım savaşı da derler. Belki de bu söyleyiş, savaşın amacına daha denk düşer. Hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşımı amaçlanmıştır. 1915'te Çanakkale'de, doğrudan Osmanlı'nın kalbi İstanbul'u ele geçirmeye çalışan İngilizler, ummadıkları bir yenilgi alırlar. Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı tespiti onları yanıltmıştır. 1916 yılında Çanakkale'den sonra Irak, Kutulamare'de acı ve büyük bir yenilgi daha alırlar. ...1917 yılında Rusya'da meydana gelen Bolşevik ihtilali neticesinde Rusların savaştan çekilmesi müttefik kuvvetlerine bir darbe daha vurmuştur. Savaş Avrupa cephesinde de Almanlar lehine gelişmektedir. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri büyük bir kuvvetle İngilizlerin yardımına koşar. Yeni silah ve askeri destek sayesinde bu defa İtilaf Devletleri taarruza geçer. 1917 yılı sonbaharında işte bu değişen dengeler üzerine İngilizler büyük bir kuvveti Orta Doğu'ya kaydırırlar. Çünkü Osmanlı toprakları hem Hindistan yolunun güvenliği için hem de sanayideki kullanım değeri giderek artan petrolün ele geçirilmesi amacıyla daha fazla önem kazanmıştır. Osmanlı Genelkurmayı bu stratejik önemin farkında olarak hem Irak hem de Filistin cephesinde taarruz halindedir. Ne var ki 1915 ve 1916 yılında Mısır'da Osmanlı hakimiyetini yeniden sağlamak ve Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmek amacıyla girişilen iki kanal harekatı başarısızlıkla sonuçlanır. Kanal harekatının başarısızlıkla sonuçlanması yüzünden bu bölgedeki savaşın ağırlık noktası Filistin ve Suriye'ye kaydırılır. Bu arada Mekke emiri Şerif Hüseyin'le anlaşan ve onlara Suriye, Irak ve Hicaz'ı içine alan müstakil bir Arap devleti kurmaları vaadinde bulunan İngilizler, aynı zamanda Siyonistlere de Filistin'de bir devlet kurmaları sözünü vermişti. Böylece İsrail devletinin kurulması için gerekli zemin hazırlanarak Filistin meselesi olarak bilinen olayların tohumları saçılmıştı. Şerif Hüseyin ayaklanmasının bastırılması için 4. Ordu'dan bir kısım birlikler Hicaz'a gönderildi. Ordunun geri kalan kısmı ise Gazze, Şeria, Bir-ü Seba hattında savunmaya çekildi. 1917 baharında İngilizler Gazze'ye saldırdı. 1. ve 2. Gazze savaşları yapıldı. İngilizler, Türklerin kahramanca savunması karşısında çekilmek zorunda kaldılar. Takviyelerini arttırmaya başlayan İngilizlerin Filistin cephesinde toplanmaları üzerine Cemal Paşa'nın uyarısıyla Yıldırım ordularının Irak cephesinde kullanılmasından vazgeçilerek Filistin ve Suriye'de kullanılması kararlaştırıldı. Savaş hazırlıklarını tamamlayan İngilizler 24 Ekim 1917'de 138 bin askerle taarruza başladılar. Bir-ü Seba Gazze Savaşı'nı kazandılar. 9 Kasım 1917'de Kudüs düştü. Türk ordusu Kudüs'ten savaşarak çekilmişti. Bu çekiliş sırasında tarihin kaydettiği birçok kahramanlık öyküsü yaşandı. Bu öykülerden biri Kanal Harekatı sırasında yaşanır. Cepheye koşan Türk askerlerinin yollarına Filistinli kadınlar çıkmakta, onlara yiyecek vermektedir. Bir askerin günlüğünde şöyle yazılır. Müfreze tam bir sürat ve mükemmelliyetle toplanıp yola düzülmüştü. Filistin'in kahraman anaları Sedut köyünden geçen yolun iki tarafına dizilmiş, ellerinde bakır bakraçlarla askerimize su, süt ve yoğurt ikram ediyorlardı. Bu fakir Arap köyünün asil evlatları, ana vatan uğruna kurban giden Türk çocuklarına yaprakları üzerinde taze koparılmış portakallar ikram ettiler.
Ve Müfreze köyden ayrılırken ateşin bir mahfaza içinde saklanmış inciler gibi gözüken beyaz dişlere ve derinliklerinde zeka kaynayan güzel koyu siyah gözlere sahip cevval Arap kadınları eski bir geleneğe uyarak arkamızdan bağırıyorlardı. Geriye dönmeyin, bizi düşmana çiğnetmeyin ve sonu gelmeyen zılgıtlar. Verilen mesaj açıktır. Geriye dönmeyin. Zaten gidenlerin hiçbiri geri dönmeyi düşünmüyordu. Çoğu da geri dönemeyecekti. Öyle hikayeler vardır ki Türk'ün yazdığı Gazze'de, Yafa'da, Kudüs'te. Yüzbaşı Şevket onlardan sadece biriydi. Adı dağlara taşlara kazındı. Çanakkale'den yaralı gelmiş, iyileşmiş Filistin'e koşmuştu. İkinci Gazze muharebelerinde İngiliz'e Yezidi Tepe'de tattırdığı yenilgiyle burası adı artık Şevket Tepe olarak anılır oldu. Çarpıştığı siperlere de Şevket siperleri dendi. Hangi biri anlatılır ki o Türk askerinin yazdığı kahramanlık öykülerinden? İşte o cehennemi andıran Gazze muharebelerinden bir sahne daha. İngiliz generali Allenby, 27 Ekim 1917 sabahı Gazze'nin bombardımanıyla taarruza geçmiştir. Dehşetengiz bir hücum olan 1. Gazze Muharebesi, Filistin'de bulunan Çanakkale alayının direnişiyle püskürtülür. Hasta, yoksul ve yorgun 30 bin kişilik Türk ordusu, gelişmiş silahlar ve mühimmatla donanımlı 110 bin kişilik İngilizleri geri püskürtür. İngilizler çekilir. Gerçekten de Çanakkale'den gelen alayın etkisi büyük olur. Çanakkale alayının varlığını haber alan İngilizler psikolojik olarak etkilenmişlerdir. Bu alay kendinden en aşağı 4-5 defa üstün kuvvetlere karşı Gazze'yi kurtardı. Bir düzine demir yağmuru altında insanı deli gibi eden bu Gazze muharebelerinde Kudüs'e dönen yaralıları ziyaret ederken bir arkadaşım neferlerden birine demişti ki, "Nasıl? Yine gelirler mi dersin?" "Gelemezler efendi. Bizim alayı gördüler." Nefer'in bu sözüyle anlatmak istediği şey, alayın Çanakkale'de bulunmuş olmasıdır.